Şimdi burası sinema salonu. Aa. Ne yapıyoruz burada? Dedim ki bari bazı sahnelerin üzerine kısa bir bakalım, senin gerçekten müthiş performansın ay, oldu. Teşekkür ederim. Bir süre önce köpeğini kaybeden Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin en etkileyici sahnelerinden biri olan bebeğinin elinden alınma sahnesi çekilirken bakın neler yaşamış. Alma kızımı ne olur. Kızımı alma, bırak. Hadi alma kızımı, yalvarırım, alma. Bırak. Bırak. Bırak dedim, bırak. Kaç çekil. Bırak. Nasıl hazırla? Böyle kendimi izleyince de çok garip oluyor. Nasıl hazırlandın bu sahneye? Çünkü bu sezonun en önemli sahnelerinden biriydi. Yani dedim ya, ben de bir kayıp yaşadım. Ben birazcık daha böyle işte benzer durumlar yaşıyorsam birazcık daha kendimden almaya, ama yaşamıyorsam da bir şeylerin yerine koymaya çalışıyorum. Yani uzak olduğum bir acı değildi aslında benim için de. Biraz oradan beslendim. Bir de cidden doğayı zaten düşündüğünüzde İşte onun ne hissedebileceğini hissetmek çok da zor olmuyor ya. Evet. O yüzden çok zorlamıyor böyle sahneler. Hatta bunlara daha iyi bence performans gösterebiliyorum. Ve ikinci sahne. Kıvılcım ve Doğan'ın sosyal medyayı sallayan o sahnesi. Evet. Doğan, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ben toparlamaya çalıştıkça sen niye bozuyorsun? Kendine gel. Gelemiyorum anne. Gelemiyorum. Bittim ben, bittim. Bittim ben, anlasana. Bitemezsin. Duydun mu beni? Bitemezsin. Kendin için, sonra kızın için, benim için, kardeşin için, anneannen için, baban için bitemezsin. Nokta. Yumruk mu yedin, sık mı yedin silkeleneceksin. Yaralandın mı doğrulacaksın, düştün mü tekrar ayağa kalkacaksın. Bu dünyada kadın olmak bu demek. Maalesef ki doğru, tüylerim diken diken oldu. Değil mi? Evet. Bir kere de mi çektiniz bunu? Evet. Yani işte bir genel, yakınlar vesaire, çok yine öyle tekrar tekrar oynadığımız bir sahne değildi. Öyle hatırlıyorum. Ya zaten Evrim'le oynamak insanı o kadar motive eden, yükselten bir şey ki. Benim için büyük bir şans Evrim'le oynamak. Çünkü gerçekten iyi bir paslaşmamız var. Değil mi? Öyle, evet, düşünüyorum. Evet. Peki bir anda yani sahne bitti. Ne hissettin o anda? Ve şey olduk, evet ya, gerçekten bir kadınsın. Bu ülkede kadın olmak gerçekten zor. Ve bunlarla bir şekilde savaşmak zorundasın. Yani güçlü durmak zorundasın. Ama aslında hiçbirimiz güçlü durmak yani zorunda olmamalıyız. Ya kadın da öyle, erkek de öyle. Nasıl hissediyorsak öyle yaşamak zorundayız, ama kadın olmak maalesef ki bir noktada daha sert olabilmek, işte dediği gibi düştüysen ayağa kalkmak, güçlü olmak.